Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sabaha karşı resmi gazetede yayınlanan bir düzenleme ile ÖTV'de yeni bir vergi oranı belirlendi otomobiller için arkadaşlar. Biliyorsunuz otomobillerde bugüne kadar sabit vergi oranları vardı. Vergisiz fiyatın üzerine otomatik olarak bir ÖTV dilimi ekleniyordu. Bu dilimler değiştirildi. Çünkü son dönemde gelen kur artışlarıyla birlikte artık vergiler de belli bir noktanın altında kalmıştı. Ve bu vergisiz olan dilimlerin de bir şekilde düzenlemesinin yapılması gerekiyordu. Bu düzenlemeyle ilgili önemli bir değişiklik de yapıldı. Daha önce aynı otomobilin donanımlı versiyonu ile donanımsız versiyon arasında astronomik vergi farklılıklarından oluşan bir rakam ortaya çıkabiliyordu. Örneğin diyelim ki bir Clio'nun baz modelini 200 bin liraya alacakken en üst donanım paketini almaya kalktığınızda rakam 350-400 bin liraya kadar çıkıyordu. Çünkü arada özel bir ÖTV dilimi yoktu arkadaşlar. İşte yapılan düzenleme ile bu sorun da ortadan kaldırılmış oldu. Artık kademeli bir ÖTV sistemi getirildi. İşte bu kademeli ÖTV sistemiyle birlikte otomobillerin fiyatları en azından kendi aynı model içinde konuşacak olursak birbirinden çok da farklı olmayacak. Şimdi yapılan düzenleme ile ilgili olarak otomobillerin bazılarında, bazı modellerinde özellikle B sınıfı dediğimiz giriş seviyesi modellerde bir fiyat düşüşü yaşanacak. Bu fiyat düşüşleri modele ve markaya göre değişmekle beraber işte 20 bin liradan başlayıp 40-50 bin liraya kadar çıkacak. Bazı değişiklikler de olacak gibi görünüyor. Ancak tabii ki bu söylediğimiz rakamlar ortalama ve tahmini rakamlar. Her şirket, her otomobil markası kendi indirimlerini kısa bir süre sonra duyuracaktır diye tahmin ediyoruz. Şimdi peki yapılan düzenleme neydi arkadaşlar? Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen otomobiller için ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda %45, ÖTV matrahı 120 bin ila 150 bin arasında olanlarda %50, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlarda %60 ve ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlarda da %70'lik ve son olarak ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olan modellerde ise %80'lik bir vergi dilimi getirildi. Şimdi daha önce sistem böyle değildi. Sabit bir vergi dilimi sistemi vardı. O yüzden de az önce videonun başında söylediğim sorun ortaya çıkıyordu. Aynı modelin donanımlı ve donanımsız versiyonu arasında astronomik farklar oluşuyordu. 200 bin liraya baz modelini alırken 400 bin liraya, 350 bin liraya donanımlı paketi almak zorunda kalıyordunuz. Aynı markanın aynı modelinden bahsediyorum. İşte bu düzenlemeyle beraber artık bu aradaki fark bu kadar olmayacak. Daha makul bir noktada tutulmuş olacak en azından. Donanımlı versiyon ile donanımsız versiyon arasında böyle uçuk bir fiyat farkının olmayacağını söyleyelim. Peki belki şunu merak ediyorsunuz. Tamam, güzel anlattın. Böyle bir indirim oldu. Evet, güzel bir dengeli bir vergi sistemi geldi. Peki bu rakamlara nasıl yansıyacak? Şimdi tahmini bazı değerler biz bulduk ve bu değerler üzerinden de örneklerle ilerleyelim. İlk modelimiz Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S. ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı 421.750 TL olan bu otomobil ÖTV indiriminden sonra 398.318 TL'ye satılacak arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bir diğer modelimiz ise Kia Rio 1.2 Manual Cool. ÖTV indirim öncesi satış fiyatı 325.900 TL olan otomobilin ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 289.688 TL olacak. Gelelim Türkiye'nin en çok satan otomobil markalarından bir tanesi olan Renault'a. Clio modelinin 1.0 TCE Joy paketinin ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı 349.000 TL iken İndirim sonra satış fiyatı ise 310.222 TL'ye düşmüş durumda. Yaklaşık olarak 30.000 TL'lik bir indirim olması bekleniyor. En azından Renault Clio modelinde. Gelelim yine Türkiye'nin en çok satılan otomobillerden bir tanesi olan Volkswagen Polo'ya. Polo'nun 1.0 manuel modelinin ÖTV indirimi önce satış fiyatı 360.400 TL iken ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı ise 320.000, 355.000 TL oluyor. Yani 40.000 TL'lik bir indirim bekleniyor bu modelde. Son otomobilimiz ise Opel Corsa 1.2 benzinli manuel. ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı 379.900 TL olan bu modelin ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 324.711 bin TL olacak. Evet, gördüğünüz gibi rakamlarda 20.000, 30.000 hatta 40.000 TL'ye kadar indirimlerde söz konusu. Ama bu söylediğimiz indirimler daha çok
A sınıfı, B sınıfı dediğimiz, ki A sınıfında çok otomobil yok Türkiye'de şu anda. Ama özellikle B sınıfı dediğimiz Clio, işte Polo, işte Kia Rio gibi ya da işte Opel Corsa gibi modelleri etkileyecek gibi görünüyor. Zaten rakamlar çok yüksekti. En azından birazcık nefes aldıracak bir noktaya gelmiş durumda. Ayrıca videonun içinde de söylediğim gibi aynı markanın aynı modelleri arasındaki uçuk fiyat farkı da bu yeni düzenlemeyle ortadan kalkacak gibi görünüyor. Tabii ki döviz kurları değişmez, döviz kurları artmaz ve bu şekilde kalmaya devam ederse diye belirtelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere ÖTV ile ilgili yapılan yeni düzenleme ve bu düzenleme sonrası oluşabilecek olası fiyatları anlatmaya çalıştık. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Bu arada Teknoloji Oku TikTok hesabını da açtık. Oraya da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ek olarak hepinizi aynı zamanda teknolojioku.com adresine de bekliyorum. Orada da çok güzel teknoloji haberlerimiz var. Günlük birçok farklı haberi de yine teknolojioku.com adresinde bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.